Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrencilerim, sevgili izleyenler, hepinizi gönül dolusu muhabbetlerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Ve biraz gecikmiş olarak bir kez daha Arapça mantık derslerinde beraberiz. Bu gecikme bir taraftan mübarek Ramazan-ı Şerif'in girmesi, diğer taraftan benim akşam derslerimin, online derslerimin olması ve gündüz tabii fakülte derslerim bu münasebetle oldukça yoğun geçen bir son bir ayımdı. Şimdi nispeten bu hafta itibariyle rahatladım ve ilk işimde gecikmiş olan bu mantık derslerimize başlamak oldu. Çünkü bu derslerimiz daha ileri okumalarımız için öncelikle bitirmemiz gereken dersler. Bu itibarla kısmet olursa ileride ileri düzey orijinal klasik kelam metinlerimizi, felsefe metinlerimizi, fıkıh usulü ve mantık metinlerimizi okuyup anlayabilmemiz için bu ön hazırlık derslerini ciddi bir biçimde yapmamız gerekmektedir. Bu bakımdan inşallah bundan sonra daha düzenli ve vaktinde dersleri yapmaya çalışacağım. Siz değerli öğrencilerimden ve konuya ilgi duyan izleyicilerimden istirhamım, bu dersleri bir fakülte ders zorunluluğu düşüncesiyle dinleyip notlar alarak öğrenmenizdir ve bu bilgileri bir sonraki derse öğrenmiş olarak, hazırlanmış olarak dinlemenizdir. Bu sizin yapacağımız dersleri daha iyi anlamanızı ve istifade etmenizi sağlayacak. Zaten gecikmiş olduğumuzdan dolayı müsaadenizle hemen ekran paylaşımında bulunarak derse başlamak istiyorum. Kaldığımız yer ilim ve onun taksimatıydı. Bu ilim ve taksimatına ilişkin birazdan okuduğumuz orijinal metnin kendisine döneceğim ve oradan okuyacağız. Ancak daha önce sizinle paylaşmadığım, aslında paylaşmam gereken, ancak direkt metin okumaya başladığımız için metinlerin üzerinde de bir münasebetin gelmesini bekledim. Şimdi bu vaktimizi almasın, konuşurken çizim yapmak vaktimizi alıyor diye önceden hazırlamış olduğum bir çizim, bir tablo var. Onu konuşacağız sizinle. Değerli izleyenler, bu tablo genel manada mantık ilminin ne olduğuna ilişkin bir tablo. Ancak özelde bugün bu tabloyu ele alacağım, üzerinde durmamın sebebi tamamen bir önceki dersimizde işlediğimiz tasavvurat ve tasdikat ile ilgili. Burada da göreceğiniz üzere farklı bir renkle işaretlemeye çalışayım. İşte gördüğünüz üzere tasavvurat ve tasdikat, tasavvurat ve tasdikat şeklinde bir önceki dersimizde üzerinde durduğumuz iki temel mantık kavramıydı. Tasavvurun ne olduğunu, tasdikatın ne olduğunu öğrenmek bir mantık öğrencisi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bunları anlamadan ve kavramadan ileriye gidemeyiz. Şimdi, o halde mantık ilminin dört temel konusu vardır. Bir, külliyat-ı hams dediğimiz tümeller. Birazdan üzerinde duracağız. Tümeller. İki, kavli şarih dediğimiz tanım. Tarif. Üçüncüsü önermeler. Önermeler ve önermelerle ilgili ahkam, kataya ahkamlar. Dördüncüsü de bu mantıki kıyas, yani burhani kıyastır. Fakat genel olarak bu dört temel konu mantığın konusu budur. Başka konusu yok mantığın. Klasik mantık açısından söylüyorum tabii. Dolayısıyla bu dört temel konunun
mukaddimesinde her zaman mantıkçılarımız konuya girerken mantığa bir mukaddime olsun diye. Mukaddimetul mantık her zaman lafızlar bahsini ele alırlar. Çünkü mantıkçıların bu konuda haklı olarak lafızları mutlaka bir mantık ilmine giriş olarak ele almalarının sebebi birinci derecede yer alan külliyat-ı hams, beş tümeldir. Şimdi beş tümel ileride bizim zaten ana konumuz. Üzerinde duracağız beş tümelin. Şimdi ne olduğuna ilişkin herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Beş tümel külliler yani, beş külli. Peki külliler nedir? Lafızdır. Bütün külliler lafızdırlar. Madem ki bütün külliler lafızdırlar, öyleyse lafız bahsini öğrenmeden bir öğrenci beş tümeli anlayamaz. Cins nedir, nevi nedir, araz nedir, hassa nedir bunları anlayamaz, fasıl nedir bunları bilemez. Dolayısıyla mantık ilmine girişte mutlaka lafızlar bahsinin inceden inceye öğrenciye verilmesi gerekir ki bunu mukaddime saymışlar. Mukaddimetul mantık el elfas. Lafızlar bahsidir ki biz de bunların üzerinde ileride duracağız. Şimdi lafızlar bahsi de söz konusu olunca böylelikle mantığın konusunu beşe çıkarmışlar. Yani beş lafızlar olmuş oldu. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şunun için. Mantığın birinci konusu tümellerdir. Bakın birinci konusu tümellerdir. Tümeller tamamen tasavvuridir. Zihinseldir. Külliler, tümeller tamamen tasavvurattır. Aklidir, tasavvuridir. Buraya dikkat edelim. Bu tasavvuri olanların bir önceki derste de söylemiştik. Mutlaka nesi gerekiyordu? Bir tasdikatı gerekiyordu. Yani olgusal bir karşılığı olacak. Yani sadece zihinsel, sadece akli olmayacak. Onun bir de olgusal karşılığı olması gerekiyordu. İşte bu anlamda tasavvuri olanın tasdikatı, yani beş tümel tasavvuri ise, bu beş tümel tasavvuri olanın tasdikatı nedir? Tanımdır, tariftir. Demek ki biz beş tümeli kullanarak tarif yaptığımızda beş tümeli aynı zamanda ne yapmış oluyoruz? Ete kemiğe bindiriyoruz. Yani bir tanım yapıyoruz. Ona biz tasdikat, yani diğer bir adıyla da mıstak diyoruz. Mıstak. Yani tasavvuri olanın karşılığı. Neden külliyat-ı hamsenin üzerinde durmuş mantıkçılar? Çünkü külliyat-ı hams ne işimize yarayacak? Çünkü külliyat-ı hamsle tanım yapacağız. O olmadan, beş tümel olmadan hiçbir tanım manım bir şey yapamayız. Şimdi o zaman bir başka daha önemli kavrama burada gelmiş oluyoruz. Demek ki beş tümel tasavvuridir bir. Beş tümel mebadidir iki. Mebadi ne? Öncüller, ilkeler. Demek ki külliyat bizim mebadilerimizdir. Her mebadi ilke bir amaca yöneliktir. Bir amaca yönelik ilke geliştirirsiniz. Her mebadinin bir makasıdı olması lazım. Öyleyse külliyat-ı hams madem ki ilkedir, temeldir, öyleyse bunun amacı nedir? Tariftir. Gördüğünüz gibi tarif ne oldu? Bir, tasdikat oldu. İki, ne oldu? Makasıd oldu. Demek ki mebadi ve makasıt ilişkisi de var. O zaman dikkat buyurunuz. Beş tümel nasıl tasavvuriydi? Mebadi de tasavvuridir. İlkeler de tasavvuridir. Onların tasdikleri bu ilkelerin dönüşümüdür. Mesela hattir, tanımdır. Şimdi biz tanım ve tarif yaparız. Bakın tanım ve tarif yaptık. Neden? Bu tanım ve tariflerle nereye gelmek istiyoruz? Önermelere. Çünkü tanımlarla önermeler yapacağız. Tariflerle önermeler yapacağız. Dolayısıyla birinci basamak tümellerdir. İkinci basamak zorunlu olarak tanımdır. Üçüncü basamak zorunlu olarak, onları da zaten yazdık ama böyle de yazalım. İkinci basamak, birinci basamak. Üçüncü basamak zorunlu olarak önermelerdir. Önermelerden sonra dördüncü basamağımız, son basamağımız da kıyastır. Burhani kıyas. Peki şimdi buraya dikkat edelim. Önermeler tasavvuridir.
Bakın tesavvuridir, mebadidir. Ne için tasavvuri ama? Kıyas için. Ne için mebadidir? Kıyas için. O zaman kıyasta makasıttır. Ve önermelerin tasdikatı kıyastır. Önerme bir kıyasa dönüştüğünde karşılığını bulur. Dolayısıyla tasavvuri ve tasdiki olanların son derece önemli bir biçimde algılanması ve kavranması gerekiyor. Yani mantık ilminde tasavvuru tasdikten ayıramayan, tasavvur tasdik arasındaki farkı net bir biçimde göremeyen bir öğrencinin mantıkta ilerlemesi söz konusu olamaz. Ve daha doğrusu şöyle söyleyelim, mantığın bu beş tane ana konusunu, lafızları, beş tümel, tanımlar, önermeler ve kıyas. Şimdi bunları son derece açık bir biçimde öğrenmek, tanımak ve kavramak lazım. Yeşille yazmış olduğum, dikkat ederseniz bugünkü derse oradan geçeceğiz. Yeşille yazmış olduğuma gelince, madem ki mantık tasavvuri ve tasdikat olandan ibarettir. Mantık tasavvuri ve tasdikattan ibarettir. İki bölümdür. Niye? Çünkü her birini ikiye böldük. Aynı tasavvurat, aynı tasdikat. Yani tasavvuratın altında toplarsak işte külliyat-ı hams ve önermeleri onun altında toplarız. Tasdikatın altında tanımlarla kıyası toplarız. Tasavvurat tasdikattır. Madem ki konu tasavvurat ve tasdikattır, o halde tasavvuri olanın zaruri ilimle ilişkisi, tasavvuri olanın nazari ilimle ilişkisi, tasdiki olanın zaruri ilim, tasdiki olanın nazari ilimle ilişkisi. Bakın aynı şekilde. Zaruri nazari, zaruri nazari kavramları devreye girdi. Yani konu tasavvur olduğunda ve tasdik olduğunda, konu tasavvurat ve tasdikat olduğunda zorunlu olarak hem tasavvur için hem de tasdik için ilmi zaruri ve ilmi nazari dediğimiz ilimle ilgili bu iki kavram, zaruri ve nazari kavramı zorunlu olarak devreye girer ki birazdan bunları okuyacağız zaten inşallah. Ana metnimiz bunlarla ilgili. Ama okuyacağımız metni daha rahat ve kolay anlayabilmeniz için bu şemalar üzerinde konuşmamız gerekiyordu. Şimdi mantığın temel konularının bu şekilde beş ana konu olarak, biri de mukaddime olmak üzere beş ana konu olarak ve bunların tasavvur ve tasdik olarak ilişkilerini netleştirdikten sonra, ki netleştirdiğimizi düşünüyorum. Netleştirilmezse bana mesaj olarak lütfen yazın ve nerelerin izaha ve tafsilata ihtiyacı olduğunu mesajlarda bildirirseniz, sonraki derslerde o muğlak, müphem ve tafsilatlandırılmamış olan kısımlar üzerinde inşallah ayrıca dururum. Sevgili öğrencilerim, şimdi burada ilim konusuna girmiştik ve birazdan Arapça metin üzerinde ilim konusunu ele alacağız ve konuşacağız. Bizim geleneğimizde hem kelam geleneğimizde hem fıkıh usulü geleneğimizde, özellikle de tabii ki felsefe geleneğimizde ilim konusu ciddi problemlere neden olmuştur. Şimdi bu ciddi problemlere neden oluşu nedeniyle biz ilim konusunda nasıl gelenekte yaklaşımlar var, kimler neler söylemiş, bunları biraz konuşmamız gerekiyor. Doğrudan onun kısımlarına girmeden ilmin kendisi nedir? Evet. Ma huvel ilmu? İlmin kendisi nedir? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Geleneğimizde iki ekol vardır. Bunu Fahri Razi el-Mahsul'ünde ortaya koyar. Amidi ihkamın girişinde bu konuyla ilgili çok detaylı bilgiler verir. İyici'de, Taftazani'de, Cürcani'de hemen hemen bu konuyla ilgili eserler kaleme almış. Ne kadar önemli alimlerimiz varsa birazdan göreceğiz. Cüveyni'de, Gazali'de. Hepsinin ruhları şad, makamları cennet olsun inşallah. Bu alimlerimizin konuyla ilgili eserlerinde birinci problematikleri ilim ne olduğudur, ilim nedir? Şimdi biz bunun üzerinde biraz duralım ve sonra konuya devam edelim. Ben sizler için bazı tanımlar hazırladım, onların üzerinde konuşacağız. Fakat
ilim konusuyla ilgili bu tanım ve tariflere ve onlar üzerinden problematiklere geçmeden evvel durmamız gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. O da Türkçe'ye tercüme ettiğimizde ilim kelimesinin karşılığı bilgidir. Bilgi. Peki bu ma huvel ilmu sorusunda ilmin bizatihi kendisi, binefsihi, bizatihi ilmin kendisinden söz ediyoruz. Binefsihi, bizatihi ilim. İlmin bizatihi kendisi nedir? Şimdi bunda iki ekol var diyor Fahri Razi. Diyor ki birisi der, bir kısım kimseler derler ki la yuhaddu. Bir kavle göre, bir şeye göre de Fahri Razi de bunu birazdan tanımlarda göreceğiz. Bilginin tanımlanamayacağını söyler. La yuhaddu tanımlanamaz. Bilgi tanımlanamaz. Gerekçeleri önemli. Burayı iyi anlamamız lazım. Bilgi neden tanımlanamaz? Dikkatliyiniz. Eğer bir şey bilgi ise, bakın ilim, bilgi ise bunun anlamı biliniyor demektir. Burayı iyi dinleyelim lütfen. Bir şey bilgi ise biliniyor demektir. Peki bir şey niye tanımlanır? Bilinmediği için. Dikkat duyunuz. Ne tanımlanır? Neden tanım yaparız? Tanım nedir? Tanımı yazalım. Buraya yazalım. Ma huvel haddu? Haddu. Tanım nedir? Tanım nedir? Tanım. El haddu huve yec'alul meçhule ma'lumen. Tanım budur. Yani tanım bir bilinmeyeni, bir bilinmeyeni bilinir kılmaktır. Demek ki niye tanım yapıyormuşuz? Elimizde bir bilinmeyen var. Tanım yaparak onu bilinir kılıyoruz. Demek ki tanım, el-hat ve tarif ne yaparmış? Huve yec'alul meçhule ma'lumen. Meçhul olanı malum yapar. Nasıl yaptığını birazdan konuşacağız. Zaten okuyacağımız Arapça metinde de bunların üzerinde duracağız. Peki şimdi soralım. Madem ki tanım bir meçhulü malum yapmak için, bir bilinmeyeni bilinir kılmak için yapılır. E bu zaten biliniyor. Bunu niye tanımlayalım? La yuhat tanımlanmaz diyenler haklı mı? Evet. Epeyce haklılar. Yani burada la yuhaddu'nun anlamını iki türlü anlamak gerekir ki bizim mantık geleneğimizde de iki türlü anlaşılmış. La yuhaddu yani manahu tarifuhu müstahilun, tanımı imkansızdır demişler. Tanımı imkansızdır. Neden? Çünkü bilgiyi tanımlamaya kalkarsak bilgiyi bilgiyle tanımlamamız lazım. O bilgiyi neyle tanımlayacağız? Devir lazım gelir demişler. Amidi buna ihkamda itiraz eder. Buna devir lazım gelmez der. Çünkü saçma bir şey. Niye bilinen bir şeyi tanımlamaya kalkalım? Böyle bir şeye gerek yok. Amidi haklıdır. Dolayısıyla bilgi zaten bilinen bir şeyse bunun tanımı yani tarifuhu müstahilun demek yerine doğru olan burada söylenmesi gereken la yuhaddu'nun anlamını yazıyorum şuraya. La yahtacu ile tariftir. Evet. Tarife ihtiyacı yok. Tarife ihtiyacı olanları birazdan konuşacağız. Demek ki birinci olarak bilginin tanımlanamayacağına ilişkin söylenen hususlar bundan ibarettir. Ve hemen hemen açıklandığını düşünüyorum.
Eğer el ilmu ilim bilgi ise bu biliniyor demektir. Yani daha anlaşılır olmasını mümkün kılacaksa şayet buna bir hizmeti dokunacaksa el ilmunun karşılığı el ma'lumdur. Tabii bunların ileri felsefe okumalarına inşallah geçersek aralarındaki nüansların olduğunu göreceğiz. İlim demekle malum demek arasında nelerin var olduğu ya da bunlar bize neye mal olur? Bunları daha felsefenin konusu ağırlıklı olarak. Ama mantıkta ilim demek el malum demektir. Yani bilgi bilinen demektir. Malum demektir. Malumsa o zaman tanım ma huvel had dedik ya, tanım meçhul içindir. El meçhul meçhul için tanım yapılır. Malum olan la yahtacu ile tarif. El ma'lumu la yahtacu ile tarif. Bel meçhul yahtacu ile tarif. Malumun tanıma ihtiyacı yok ki, meçhulun tanıma ihtiyacı var. Buranın anlaşılmış olduğunu ümit ediyorum. Tabii burada ilim, bilgi birazdan da konuşacağımız üzere daha çok nazari olanla ilişkilendireceğiz ve bugün okuyacağımız Arapça metinde de zaten bunların üzerinde duracağız. İlim dediğimizde bu konunun mantıkta karşılığı ilimdir, bilgidir. Ama daha sonra tabii bunu felsefede, özellikle işraki felsefede, irfanda, tasavvufta bu konularda ilim var. Bakın el ilmu ilim var, irfan var, değil mi? İrfan var, hakikat var. Evet, hakikat var. Bunların aralarını ayırmışlar filozoflar, mutasavvuflar. İlmin, irfanın, hakikatin aralarını ayırmışlar. Kuşeyri'nin Letaiful İşaratına baktığımızda bunlar arasında ne kadar önemli farkların olduğundan bahseder. Biz de biraz mantıkta ileride delalet ve istidlal konularına değindiğimizde kısmen ihtiyaç oranında bu ilişkilere inşallah temas etmeye çalışacağım. Ama biz onları Allah kısmet ederse bu derslerimizde her birini okuyacağız inşallah. Hem tasavvuf metinlerinden hem işraki gelenekten orijinal işte Suhreverdi metinleridir, yok Kuşeyri metinleri, Hucuri metinleri, bunları da inşallah okuyacağız. Hem tasavvuf metinleri, klasik metinler olarak. O zaman bu bilgilerimizin orada bize ne kadar inşallah yardımcı olacağını, ne kadar bizim için önem arz edeceğini hep beraber göreceğiz. Peki bu şekilde olduğunda, bir hususa temas etmeme lütfen izin verin. Onu söyledikten sonra diğerine geçeceğim. Tanımlanamaz, tanımlanmaya ihtiyacı yoktur denilenleri genellikle bu bilgiyi tanımlanamaz olan bilgiyi işte bugün Arapça metinde de okuyacağımız gibi ikiye ayırmışlar. Birincisi zaruri olanlardır. Zaruri. İkincisi de nazari. Yukarıda da işte bunu çizdik ya, bunları göreceğiz. Zaruri ve nazari olarak ayırmışlar. Bu zaruri olanlar, değerli arkadaşlar, zaruri olanlar felsefi olarak söylersek a priori olanlardır. A priori bilgi. Yani bunun birazdan okuyacağımız Arapça metinde adı bedihiyattır. Evet, bedihiyattır. Yani bir tanımlayıcıya, bir tarif ediciye, bir muarrife ihtiyaç duymaksızın bildiğimiz, doğrudan bildiğimiz, kendisiyle doğduğumuz, bizde verili olan bilgiye, bunlara birazdan örneklerini vereceğiz Arapça metni okurken, bunlara zaruri bilgi denir. İşte bunların tanımlanmaya ihtiyacı yok. Yani bu felsefenin ve metafiziğin konusudur.
İnsan neden böyle bir verili bilgiyle doğmuştur? Bizde niye böyle bir verili bilgi var? Niye böyle bir kodlamayla dünyaya geldik? Bu metafiziğin konusu. Bunlar ileri felsefe konularında inşallah üzerinde dururuz zamanı geldiğinde. Bu ayrı bir şeydir. Ama mantık ilmi açısından baktığımız zaman bunları tanımlamaya gerek yok. Bedihiyattır. Bedihiyat tanımlanmaz. Birazdan konuşacağız. Ama nazari bilgi öyle değil. Nazari bilgi bir akıl yürütme sonucunda elde ettiğimiz bilgi. Ha, bunun tanıma ihtiyacı var işte. Birazdan üzerinde duracağımız tanımlar da bununla ilgili. Neden akıl yürütüyoruz? Nasıl akıl yürütüyoruz? Akıl yürütme süreçleri nelerdir? Nasıl bir süreçten sonra bir nazari bilgi elde edilir ve elde edilen bu nazari bilgi nasıl elde edilmiştir? Bunun tanımı mümkün müdür? Evet, bunun tanımı mümkündür ve bu tanım üzerinden zaten biraz konuşulmuştur. İkinci ekol, yani bir, tanımlanamaz, tanımlanmaya ihtiyacı yoktur. İkincisi de tanımlanabilir diyen ekol içerisinde efendim bir kısım işte burada gördüğünüz gibi birinci sırada yer alan hukemamız var. Yani filozoflar, felsefe. Bir felsefe ilmi şöyle tanımlamış. Demiş ki husulü sureti şey'i fil akıl. Bir şeyin suretinin yani formunun zihnimizde teşekkülüdür. Yani bir şey taş dediğinizde hemen sizin zihninizde bir form, bir suret hasıl oluyorsa işte bu bir bilgidir. Ve bu tanımlanabilir bir bilgidir, oluşan bir bilgidir der Hukema. Ve böylece bilgiyi böyle tanımlayabiliriz. Yani o halde felsefeye göre akılda bir şeyin formunun, suretinin husulü, teşekkülü, ortaya çıkması, meydana gelmesi ilimdir. İlim dediğimiz budur diyor. İnsanın aklındaki bir şeyin formunun, suretinin husulüdür demişler. İkincisi Fahri Razi'ye aittir. Husustur ki bu az önce söyledim tanımlanamaza giriyor. Ennehu daruriyun la yahtacu ile tarif diyor şey Fahri Razi. Yani bu bir zaruridir bilgi dediğimiz kendi çünkü bilinen bir şeydir, malumdur. İhtiyacı yoktur tanımlanmaya çünkü zaruriyattandır diyor. Nazari olanı dikkate almıyor. Zaten bu konuların üzerinde detaylı duracak olsak en az 3-5 ders durmamız gerekir. Fakat bugünkü okuyacağımız metne bir mukaddime olsun. Bugünkü okuyacağımız metnin daha kolay ve iyi anlaşılmasına katkı sağlasın diye bu bilgiler üzerinde duruyorum. Yoksa bunların üzerinde eğer bizatihi bunları konuşmak üzere duruyor olmuş olsaydım zaten bu dersi böyle yapmazdım. Yani çok farklı işleyebilirdim bu dersi. Bu okuyacağımız birazdan ele alacağımız Arapça metne mukaddime olsun diye yaptığımız bir derstir. Peki üçüncü olarak sevgili öğrencilerim El-Cüveyni ve Gazali'ye ait bir tanımdır ki buna Amidi itiraz edecek birazdan. Onlar derler ki ennehu leyse daruriyen, ilim zaruri olan değildir. Bel, yani bilakis, yasuru tahdiduhu, onun tanımı zordur, doğrudur. Ama ve tariku marifetihi, onu tanımlamak ki nazariye giriyor burada, onu tanımlamanın yolu, el kısmetu vel misal, bölmek ve benzetmektir derler. Amidi der ki, böldüğünü düşünelim, bölerek ihkamda eleştirir bu. Hem Cüveyni'nin yaklaşımını hem Gazali'nin yaklaşımını. Özellikle Gazali'ye itiraz eder ve der ki Gazali'nin bu yaklaşımı isabetli değildir der. Çünkü bölmek bir bütünü parçalamaktır. Bir bütünü diyor parçaladığımızda diyor Ahmedi. Parçaladıklarımızın, dikkat edin, parçanın tanımı varsa bütünün de tanımı olması lazım. Bütünün tanımı yoksa parçanın da tanımı olmaz. Bölmek işe yaramaz demek istiyor. Böldüğümüzde A parçacığının B parçacığa benzeyişlerinden hareketle bir benzeşme üzerinden bir tanım yapacaksanız bu da olmaz. Çünkü benzeyen benzetilen üzerinden bir tanım yapmamız için en azından benzeyen benzetilen arasında birinin biliniyor olması lazım. Ki bu zaten bilinseydi buna gerek olmazdı. Dolayısıyla Gazali'nin
bölmek ve benzeşmek üzerinden yaptığı tanım isabetli değildir der Hamidi İhkam'ın başında. Şimdi bu konuda sevgili arkadaşlar görüyoruz ki bir dördüncü olarak Eş'ari'nin tanımı var ki bu tam Eş'ari'nin meşrebine uygun bir tanımdır. O şöyle söyler. Der ki ilim ennehu öyle bir şeydir ki yec'alu sahibehu sahibini kılar, alimen alim kılar. Yani sahibine alim dediğimiz şey bilgidir. Bunun kesb nazariyesiyle çok ilişkisi vardır. Meşhur Eş'ari metinleri okuduğumuzda bu bize lazım olacak. Kesb nazariyesinde. Yani kesbedilen bir şey olduğunu söylüyor. İlim meksup bir şeydir diyor. Ve bazı mutezillerde beş, bazı mutezili alimlerde ilim nazaridir demişler. Zaruri olan zaten ona ilim demeye gerek yok. Bedihi olarak bildiğimiz bir şey. İlim diyeceksek bu nazari olarak elde ettiğimiz, yani buraya yazmadık pardon, a posteriori'dir. A posteriori. Yani a priori dediğimiz verili bilginin kendisinden hareketle elde ettiğimiz deneyimsel, tecrübi, akıl yürütmekle ortaya çıkardığımız ilimdir. A posteriori ilim. Bunlar diyor nazaridir. Ve hadduhu tanımı da şudur. Ennehu, yani nazari bir bilginin tanımı da ennehu İtikadu şey ala ma huve bihi. Tanımlanan şey her neyse onun o olduğuna ilişkin kişide bir kanaatin, bir inancın hasıl olmasıdır. Yani nazari bilgi sahibine bir kanaat verir. Bir inanç, itikat verir. Tabii biz ileride bu metinlerin kendilerini okursak neden burada itikat sözcüğü kullandı, ilim sözcüğü kullanmadı, iman sözcüğü kullanılmadı, üzerinde ulema çok durmuşlar bu detaylar ve ayrıntılar üzerinde ve bunların çok sonuçları var. Bilerek kullanılan bir sözcük bu. İtikat bir kanaattir. Onun için nazari kat'i değildir. Zanni oluşuna bir imadır bu. Zanni bir bilgidir ve bunlar akıl yürütmeyle elde edilen bir bilgidir. Onun için Cüveyni ve Gazali'nin bu tanımına işte burada Amidi, i'taradal amidiyyü fil ihkam ala hadel tarif, bu tarif ve tanıma itiraz eder ve Türkçelerini az önce söyledim ve der ki bu böyle olmaz. Bu şekilde bir tanım yaparak tanım elde edilmiş olmaz der. Böylece sevgili arkadaşlar, görmüş olduk ki bilginin bizatihi kendisinin ne olduğuna ilişkin bizim geleneğimizde Fahri Razi'nin aktarmalarını dinlersek 60'ın üzerinde farklı tanımların yapılmaya çalışıldığını görürüz ki bunların ağırlıklı olarak nazari bilginin ne olduğuna ilişkin tanımlardır. Zaruri olanın tanımına yönelik olmadığını söylemek istiyorum tekrar. Bu girişimizin, mukaddimemizin nispeten anlaşılır olduğunu düşünerek ben müsaadenizle artık kaldığımız yere dönüyorum şimdi. Bu kaldığımız yerden devam edeceğim. Evet. Kaldığımız yer ilmin çeşitleriydi. Gördüğünüz gibi burada da efendim aynı şeyi görüyoruz. Şimdi el ilmu ilim daruriyun ve nazariyun. Zaruri ve nazari olarak ikiye ayrılır. Birçok mantık kaynaklarımızda zaruri sözcüğü aynı zamanda huzuri olarak şu huzuri sözcüğüyle bir de şu husuli sözcüğüyle nazari karşılanır. İkisi de aynı anlamdadır. Yani müteradif olarak kullandığımız sözcükler bunlar. Birazdan bu müteradif sözcüğünün de üzerinde durmaya çalışacağım. Yani ister huzuri ve husuli diye ayırt edelim, ister zaruri ve nazari diye ayırt edelim,
fark etmez. Her halükarda ilim iki kısımdır. Zaruri olanlar var ve nazari olanlar var. Zaruri dediğimiz aynı zamanda huzuridir. Huzuri hazır bulduğumuz, yani bizde verili olan demektir. A priori olandır. Husuli de hasıl olan bir gayretin, bir çabanın sonucunda elde ettiğimiz mükteseb bir şey, kesbi bir şeyden söz ediyoruz demektir. Şimdi dolayısıyla huzuri ve husuli olarak da ayırt edebiliriz. Ama bizim için önemli olan burada her iki ayrımıyla da ilmi, her iki ayrımıyla da yani kasimul ilmi bi kila kasameyhi ilmi bu her iki zaruri ve nazari olarak ayrımıyla da ki bu iki dediği şey de tasavvur ve tasdiktir. Bu ikiden bedel tasavvur ve tasdik. Biz tasavvurdan bahsettik ne olduğunu. Tasdikatın da ne olduğunu bahsettik. Şimdi hem tasavvurun hem tasdikatın ikisine ait ilim iki kısma ayrılır. Yani zaruri ve nazari. Demek ki bu zaruri ve nazari az önce benim kendi çizdiğim şemamda da gösterdiğim üzere değerli arkadaşlar. Şöyle burada da isterseniz gösterelim. Burada da gösterelim. Şöyle göstereyim müsaadenizle. Şimdi tasavvuri olanın da zaruri olanı, nazari olanı var. Tasdikinin de zaruri olanı, nazari olanı var. Dolayısıyla bu her iki tasavvur ve tasdikatın zaruri ve nazari olarak ilmin ikiye ayrılmasında bunu ilişkilendirmemiz gerekecek. Çünkü zaten tasavvuri ve tasdikat için bunu yapıyoruz. Ve az önce üzerinde durduğum mantığın kısımlarına ilişkin şemamda da anlatmaya çalıştım buydu. O halde şimdi bizim önemli olarak üzerinde duracağımız şey nedir? Bu zaruri ne, nazari ne? Onu bir anlayalım. Peki okuyalım. El-zaruriyyu, zaruri ilim. Yani el-ilmu-zaruriyyu ve yusemma eydan el-bedihiyyu. Bakın şimdi buraya dikkat edelim lütfen. Evet. Demek ki zaruri aynı zamanda ne olarak da isimlendiriliyormuş? Bedihi olarak da. Bedihi de diyebiliriz. El-daruriyyu yusemma eydan el-bedihiyyu. Bedihi olarak da isimlendirilir. Ve huve bu bedihi olan ma la yahtacu fi husulihi ila kesbin. Şimdi bu kelimelerin hepsi üzerinde ayrı ayrı duracağız. Ve nazarin ve fikrin. Evet. Az önce kendi çizdiğim şemada üzerinde durduğum hususu burada metinde okuyoruz bakın. Demek ki a priori olan bilgimiz, bunu yazalım. A priori bilgimiz bedihiyattır. Bedihi olanlar. Ne demek bedihi? Bir tanımlayıcıya, bir muarrife muhtaç olmadan bilinenler. Kendiliğinden bilinen. Yani yu'lemu bizatihi ve binefsihi demektir. Kendiliğinden bilinenler. Onlar bir tanımlayıcıya ihtiyaç duymazlar. Bunlar bedihiyattır. Şimdi ve huve ma la yahtacu bu bedihi zaruri a priori olanlar ihtiyaç duymazlar. Neye? Fi husulihi onları elde etmeye, onlara sahip olmamız için muhtaç değiliz. Neye? Kesbe. Bakın kesp, nazar ve fikir. Birazdan sevgili arkadaşlar, nazar ve fikrin ikisinin birlikte bir müteradif kavram olarak efendim anlamları üzerinde duracağız. Dolayısıyla bunun ikisinin bir olduğunu düşünelim. Kesbi de ayrı düşünelim. Kesp fiilidir. Yani tecrübi, deneyseldir. Nazar ve fikir de aklidir, tasavvuridir. Onu da şuraya yazalım. Akli, tasavvuri. Yani biz a priori bir bilgi elde etmek için ne nazar ve fikir üzerinden bir çaba sarf etmemiz ne de kesbi yani bir fiili manada bir tecrübi, deneysel bir şey yapmamıza gerek yok. Yani bu a priori bilgi kesbende, nazarende, fikrende bir çabaya
ihtiyaç duymaz. Bunlara doğrudan, yani biz a priori bilgiye bila kesbin ve la nazarin ve la fikrin, kesb, nazar ve fikir olmaksızın sahip oluruz. Ve hemen örnekliyor. Ke, misal, örneğin tasavvurina, bakın tasavvurdan başladı. Çünkü zarurinin tasavvuru, nazarinin tasavvuru, tasdiki var ya, işte onları başladı bakın. Şu düşüncemizde olduğu gibi. Şimdi tasavvuri a priori'den bahsediyor. Bakın, tasavvuri zaruri bilgiden bahsediyor. Yukarıda şurada söyledik ya bakın. Zaruri ve nazarinin hem tasavvur hem de tasdikle ilişkisi var. Şimdi tasavvuri'den bahsediyor. Diyor ki şu düşüncemizde olduğu gibi. Neyin düşüncesinde? Limmefhumil vücud vel adem. Bakın bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Ve biraz uzun durursam beni hoş görmenizi istirham ediyorum. Çünkü bu üç sözcük çok önemli sözcüktür. Evet. İleride inşallah felsefe metinlerini, özellikle metafizik okumalarımızda bu üç kavram bizim günlerimizi, haftalarımızı, belki yıllarımızı alacak okurken. Vücut, varlık, adem, yokluk, hem varlığı hem yokluğu birlikte ifade eden şey, kavram. Buraya dikkat edelim. Yokluk içinde şey, varlık içinde şey tabirini kullanıyoruz. Her ne kadar bunda çok büyük ihtilaflar söz konusuysa da hem kelamda hem felsefede, onları ileriye havale ediyoruz. Şimdilik böyle söylüyoruz. Şimdi diyor ki, dikkat buyurunuz. Biz varlık bilgisini, yokluk bilgisini tasavvuri ve düşünce olarak ya da şey bilgisini ne deney olarak tecrübeyle elde edebiliriz, kesple, ne de nazar ve fikirle, akıl yürütmeyle. Ama bir varlık düşüncesine, bir yokluk düşüncesine, bir de şey, hem varlığa hem de yokluğa birlikte tekabül eden şey kavramına, düşüncesine sahibiz ama. Peki şeyi nasıl biliyoruz? Bunun cevabı yok. Çünkü bu bilgi bizde verilidir. Varlığı bilmek de öyle. Aşağıda efendim bunun örneklerini göreceğiz. Varlığı bilmek. Varlığı bilince zaten nakizini de, yokluğu da, karşıtını, zıttını da biliyoruz. Evet. Yani adem, yokluk, onun zıttıdır. Dolayısıyla eşya zıttıyla bilinir ve böyle söylüyoruz, değil mi? Bunları da zıttın farkını efendim karşıt olanın farklarını da zaten ileride dersler olarak detaylı bir biçimde konuşacağız. Şimdi o detaylara girmek istemiyorum. Demek ki düşüncemizde varlık, yokluk ve efendim şey ile ilgili bilgimizin huzuri, bedihi ve a priori olduğunu söylüyor. Bu tasavvuriydi. Şimdi bunu farklı bir renkle vurgulayalım müsaadenizle. Evet. Bu tasavvuri olandı. Şimdi de tasdike geldi. Tasavvurinin zarurisi olur da tasdikinin zarurisi olmaz mı? O da olur. İşte çünkü hepsiyle ilişkilendirdik ya, bakın şurada gördüğünüz şemada, başlıkta. Öyleyse tasdikin de bir örneğini görmemiz lazım. Peki bu tasdiki nedir? Bakın. Ve ketasdikina, tasdik neydi? Olgusaldı. Karşılıktı. Nesnesel, olgusal karşılıktı. Ve bunun zihinde olanın bir karşılığı olacaktı. Mesela burada efendim bu karşılık nedir? Küldür. Bakın el kül.
Yani bütün. Bütün. Tabii biz bunları ileride inşallah sizinle farklı yönleriyle konuşacağız sevgili öğrencilerim ve izleyenler. Burada kül bütündür ve bütün olgusal bir şeydir. Ama külli demiyor bakın. El külli demedi. Çünkü külli tasavvuri bir şeydir. Külli tasavvuridir. Kül ise olgusaldır, tasdikattır, masadaktır. Tasdikattır. Dolayısıyla burada külü örnek vermesi önemli. Ve biz ileride külli ve kül, cüz'i ve cüz arasındaki önemli farklar üzerinde de zaten derslerimiz gelecek. Çok detaylı bir şekilde duracağız. Ama burada kül yani bütün, bütün, herhangi bir şeyin bütünü, her ne olursa olsun tasdikat olarak, her ne olursa olsun onun bütünü azamı daha büyüktür. Minel cüz'i, küllün cüz'inden. Bakın cüz. Parça bütün, bütün parça ilişkisi. Bütün parça ilişkisi. Bütünün parçadan büyük olduğunu zaruri olarak biliriz. Bunun için bir akıl yürütmemize gerek yok. Bedihidir bu diyor. Ve bu bütün parça ilişkisi tasdikata ilişkin bir örnektir. Ve tasdikatın nesidir? Zaruri, bedihi yönüdür. Mesela bi ennen nakizayn. Bakın bi ennen nakizayn. Çelişik olanlar. Nakizayn, çelişik olanlar la yectemi'an, asla bir araya gelmezler. Peki nakizayn zaten ders olarak göreceğiz. Nakizayn'a bir örnek verelim de farklı bir renkten daha açık anlaşılsın. Müsaadenizle şurada örnek verelim. Nakizayn'a. Evet. A, A olmayan. A, A olmayan. Bunlar çelişiktir, nakizdir. Bir şey hem A, hem A olmayan olmaz. Bir şey aynı zamanda hem A, hem A olmayan olmaz. Bir şey hem var, hem var olmayan olmaz. Bu çelişiktir. Ve işte la yeştemiyan. Nakizayn en nakizan la yeştemiyan. Çelişikler asla bir anda birlikte var olmazlar. Bunu bilmek için akıl yürütmeye gerek yok. Bunu bilmek için bir deney yapmaya gerek yok. Yani ben Ahmet Keleş şu anda size burada ders verirken hem burada ekran başında hem de burada değil olamam. Buna mutasavvıflar karşı çıkacak mesela ileride okumalarımızda. Olur olur diyecek. Değil mi? Neyse bunları o zaman konuşacağız. Peki mesela bi enne şemse taliatun. Güneşin her gün doğduğunu görüyoruz. Gerçi buna tecrübe diyenler de var ama işte güneş doğmuş. Ortalığın gündüz olduğu, güneşin doğmuş olduğunu bedihi olarak biliriz. Bunun için bir şeye ihtiyaç yok. Yani güneş orada bizi aydınlatıyor. Güneşin doğmuş olduğunu bilmek için herhangi bir şey gerek yok. Ya da ve ennel vahide bir rakam olarak, bu matematiksel rakam olarak bir sayısı nısful isneyn ikinin yarısıdır. Evet, bir ikinin yarısı. İkinin yarısıdır. Şimdi birin ikinin yarısı olduğunu bilmek için de diyor herhangi bir şeye gerek yok ve bunlar bedihidir. Diyor müellif. Umarım anlaşılmıştır değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaruri ilim ikiye ayırdık. Zaruri buydu. Şimdi geldik nazari olana. Evet. Nazari olanı görelim. Evet. Nazari olan ne demek? Bunun üzerinde bayağı duracağız. Çünkü asıl bizi ilgilendiren bu. Zaten zaruri. Tabii buraya şunu da yazmama izin verir misiniz lütfen? Geri döndüm ama hoşgörünüze mahcuben. Zaruri olana, pardon kaleme dönüştüreyim onu. Zaruri olana şuna huzuri olan diye de yazalım buraya. Yukarı yazdık ama buraya da yazalım huzuri. Bütün bu konuştuklarımız huzuri ile ilgiliydi. Aynı zamanda
efendim tabii husuli olana şimdi gelmiş olduk. Yani en nazari hemen yazalım üzerine. Husuli olan el husuli. Mükteseb olan kazanımsal bilgiye geldik. Öbürü veriliydi, şimdi mükteseb olana kazanımsal bilgiye geldik. Şimdi bunu tanımlıyor. Diyor ki müellif ve huve ma yahtacu, bakın. O ihtiyaç duyar. Nesi ihtiyaç duyar? Husuluhu, ortaya çıkması, yani var olması. Yani bir bilgi olarak, bir bilgi olarak zuhur etmesi, ila kesbin, bakın, keste ihtiyaç duyar. Yani bunu ya tecrübeyle elde ederiz, kesptir, tecrübeyle elde ederiz, ya da bunun ikisini bir işaretleyelim, nazar ve fikirle, yani akıl yürütmeyle. Yani bir şey nazari bilgiyse ya mutlaka bir tecrübeye, bir deneye dayanmalıdır ya da bir taakkule, akıl yürütmeye, nazar ve fikre dayanmalıdır. Peki öyleyse bizim nazari de tıpkı zaruri gibi tasavvuru var, tasdiki var. İkisiyle ilişkiliydi ya, bakın hemen geçelim tasavvurina. Bakın tasavvurumuzda nasıl bir karşılığı var? Tasdikinde, burada tasdikinde ne tür bir karşılığı var? Bunları görelim. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi diyor ki müellif, örnek vermiş bize. Nazari bilginin tasavvuri olanlarına örnek vermiş. Örneğin şu düşüncemiz gibi. Li hakikatir ruhi vel kehribai. Bu iki örneği seçmesi önemli bence. Birazcık müsaadenizle üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ruhun hakikatini ve elektriğin hakikatini tasavvuri olarak, ama tasavvurda elektrikle ruhun hakikatlerinin ne olduğuna ilişkin akıl yürütmek tasavvuri olarak, ruhun hakikati şudur, elektriğin hakikati şudur diye söylemek. Ampulün yandığı elektrik değil ya da bir canlıyı canlı kıldığını düşündüğümüz ruh değil. Bunların tasavvuri olarak, yani metafiziksel anlamda neler olduğunu araştırmak tasavvuridir. Ve bunlar üzerine söylenecek bilgiler de nazaridir. Peki şimdi bizim burada özellikle bu konuda nazari olduğuna ilişkin vurgumuzun önemi ne? Husuli ve nazari olana vurgunun önemi ne? Kat'i değil. Kat'i değil. Yani zanni bilgidir. Ve değerli izleyenler, burada son derece önemli bir hususa dikkat çekeceğim ve yukarıya tekrar çıkacağım izninizle. Bizim ister kesiple, yani deney ve tecrübeyle, ister akıl yürütmeyle elde etmiş olalım, hangisiyle elde edersek elde edelim, elde ettiğimiz bu bilgi her zaman hem mantıkta hem felsefede A doğrulanma, B yanlışlanma şeklinde doğruya ve yanlışa açık olmak gibi bir özelliğe, zati bir özelliğe sahiptir. Eğer bir bilgi nazari ise bu doğrulanabilir, yanlışlanabilir ki beşeri tecrübe tarih boyu nazari bilgilerin kiminin doğrulanarak, kiminin de yanlışlanarak bugünlere geldiğini hepimiz biliyoruz. O halde şimdi yukarıya çıkalım ve zaruri ilme bu hususu ekleyelim. Diyelim ki nazari bilgi doğrulanmaya ve yanlışlanmaya açık bilgiyken zaruri bilgi kat'i bilgidir. Bu yanlışlanamaz. Yani bütün parçasından büyüktür, yanlışlanabilir bir bilgi değildir. Bir ikinin yarısıdır, yanlışlanabilir bir bilgi değildir. Bunlar yanlışlanamaz. Çelişik olanların bir arada bulunamayacağı yanlışlanamaz. Ama aşağıda
nazari bilgi olduğunda, nazari olarak elde ettiğimiz bilgilerin her zaman bir doğruluk sorunu vardır. Onun için de bizim klasik kaynaklarımızda, gerek kelamda, gerek fıkıh usulü kaynaklarımızda, tabii başta felsefe olmak üzere, bu hususlar ele alındığında bilginin, malumun, bilinenin nesnesine mutabakatı aranmıştır. Yani ne ölçüde uygun olduğu, doğruluğun ölçüsü olarak aranmıştır. Ki biz bunları inşallah diğer farklı okumalarımızda ileride uzun uzun konuşacağız. Şimdilik sadece kavramsal düzeyde bunların, nazari bilginin ne anlama geldiği ve neye tekabül ettiğini konuşuyoruz şu anda sadece. Evet, değerli öğrencilerim, şimdi tasavvuri olarak ruhun hakikatini, elektriğin hakikatini düşünsel manada bilmek bir akıl yürütmektir, nazar ve fikir yürütmektir ve metafizik yapmaktır. Metafiziktir. Dedik ki ruhun hakikati şudur. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Elektriğin hakikati şudur. İşte elektronlarda şu olur da bu olur da, atomda şudur da, akışkanlığı budur da, hızı budur da vesairedir şeklindeki akıl yürütmelerin tasdikata geldiğinde uygunluğu da uygunsuzluğu da söz konusu olabilir. Nazari bilgidir. Onun için nazari bilgi her zaman en fazla %99 doğru olabilir, en fazla. Her zaman bir %1'lik bir yanlışlanmaya açıklığı her zaman vardır nazari bilginin. Eğer bu bilgi %100 olursa bu %100 a priori bilgi olur, yani zaruriyata girer. Onun için nazari bilgi söz konusu olduğunda ekoller, farklı görüşler, farklı tanımlar, farklı yaklaşımlar, redler, tezler, antitezler, bir sürü şey söz konusu olabilir. Ama bir bilgi %100 olduğunda artık orada son söz söylenmiştir ve kimse onun üzerine başka bir söz söyleyemez. Bu nedenle işte bizim bu efendim bilgilerimiz sürekli değişiyor. İlim genişledikçe, teknoloji genişledikçe, mesela bu tasavvuri olandı, tasdikindeki örneğimiz mesela ketasdikina, bizim yani olgusal masadak dediğimiz durumdaki örneğimiz, mesela bi ennel arda, bakın sakinetun ev mutaharriketun havle nefsiha, demek ki küre, üzerinde yaşadığımız yer küre hareketsizdir, hareketlidir, kendi etrafında ve güneşin etrafında dönmektedir şeklindeki bilgiler. Eskiler mesela sakin biliyordu, biz şimdi dönüyor biliyoruz. Kendi etrafında da hareketli, güneşin etrafında da hareketli diye biliyoruz. Kim bilir, bilmediğimiz daha göreceli nice hareketler var. Çünkü sakin de, hareket de, bunların özellikle felsefedeki karşılıklarını okuduğumuzda göreceğiz, bunlar tamamen izafidir ve görecelidir. Neyin neye göre hareketinden söz ettiğimize bağımlı olmak üzere sakin ve müteharrik olmak, göreceli olması bakımından pek çok nazari yaklaşımlar söz konusu olabilir. Nitekim Einstein'a kadar hareket, zaman, mekan çok farklı durumdayken Einstein'la birlikte her şey çok farklı değişti. Tabii ben burada merhum Einstein demişken hemen şunu da söyleyeyim müsaadenizle. Genel ve özel görelilikle ilgili YouTube'da da çok güzel hazırlanmış videolar var. Uygun bir zamanınızda dinleyip, indirip, onu bilgisayarınızda bir veri olarak tutmanızı ve arada bir dinlemenizi özellikle tavsiye ederim. Zamanı, hareketi ve bunların göreliliğini, subjektif karakterini, izafiliğini görmeniz bakımından son derece önemli bir şey. Onun için diyor ve yusemma eydan el kesbiyyu, bakın. Onun için bu diyor kesbi olarak da bu
saydığı tasdikata ilişkin nazari bilgi, kesbi yani tecrübi, deneysel olarak, deneysel, tecrübi olarak da isimlendirilir. Tecrübi olarak elde ettiğimiz bilgiler bunlar, işte hareketi, neyi, efendim sükunu ne yapıyoruz? Gözlemliyoruz, tecrübedir, deneydir işte bu. Gözleme dayalı bilgi olduğunda da bu diyor kesbi olmuş olur diyor. Ve bu kavramların hepsinin ne kadar önemli olduğunu bir şey yazarken, okurken bunları yerli yerinde ve doğru kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bu işte disiplinde kazanacağız. Ve bu disiplini kazanmamış insanların kavramları ne kadar yerinde doğru ya da hatalı kullandıklarını o zaman daha iyi gözlemlemiş olacağız. Şimdi bu kadar aslında başlıktaki el-ilmu kısman dediği iki kısımdır. Daruriyun ve nazariyun. Şimdi bu aslında yeter gibi duruyordu. Ama müellif haklı olarak bizlerin burada geçen fikir ve nazar konusunun biraz daha açılmaya ihtiyacının olduğunu düşündü. Haklı olarak, iyi ki de düşünmüş. Ve burada bize bazı çok önemli bilgiler şimdi sunacak. Yorulduğunuzu biliyorum ama mantık dersimizin gecikmişliğine verirseniz siz bunları durdurarak, arada çay içerek, mola vererek izleyebilirsiniz. Ama benim müsaadenizle bunu bitirmem gerekiyor, bu metni, bu bölümü. Hüsnü zanlarınıza binaen devam ediyorum. İzninizi almış sayıyorum kendimi. Tarifun nazar evil fikr. Şimdi değerli izleyenler, bu ev sözcüğü Arapçada alternatif ifade eder. A ile B arasındaki alternatifi ifade ettiğinde, ki belagat kaynaklarımıza baktığımızda İbni Hişam mesela bunu El-Muni'sinde evin şu anda hatırladığım kadarıyla 13 farklı manasından bahseder, evin kullanımından. Biri önemli kullanımı buralarda özellikle mantıkta alternatif anlamına gelir. Ve bu alternatifler genellikle birbirlerine denktirler ve buna müradif diyoruz. Müteradif. Müradif ve müteradif dediğimiz sözcüklerdir. Bunların manalarıyla mıstakları, mananın müsemması yani karşılığı, mahiyet bakımından aynı olduğunda bunlara müteradif denir. Mesela A ve B'nin hem anlamı hem de anlamın karşılığı aynıysa müteradif denir. Örneğin A'mız insan olsun, B de beşer olsun. B'ye uygun düştü, beşer olsun. İnsan dediğimizde de, beşer dediğimizde de bu iki sözcük her ikisiyle de aynı mefhum ve mıstakı karşılar. Yani insan da beşer dediğimizde anlam mefhum olarak da aynıdır. Bu mefhumun masadaki, olgusaldaki karşılığı sen, ben, biz, o neyse onlar da aynı olduğu için bunlara efendim müteradif denir. Nazar ve fikir içinde müellif birazdan bunları bize söyleyecek ve bunların neye tekabül ettiğinden bahsedecek. Bir de bazen bunlar arasında mütesavi olmaktan bahseder mantıkçılarımız ve felsefeciler. A ve B'nin mütesavi oluşuyla ilgili bir husus da vardır ki mütesavi olmada mefhum ile mıstak arasında farklılık ortaya çıkar. Burada önemli bir şey var, ona müsaadenizle değinmek istiyorum. Dengi de değiştireyim tabii bu arada. Şimdi diyelim ki A'mız insan olsun yine. İnsan olsun. B'miz de buraya yazıyorum natık olsun. Natık. Evet. B'miz de natık olsun. İnsanun natıkun diyoruz ya, natık olsun. Şimdi aslında bunlar ikisi de bir anlamda insanla ilgili bir şeydir. Ama dikkat edin, mefhumlarında farklılık var. Mefhumlarında farklılık var. Natık vasıftır.
insan mevsuftur. Natıkla mevsuftur. Yani insanun natıkun dediğimizde insan nutukla mevsuftur. Sıfat mevsuf farkından dolayı bunlar birbirlerine denkseler de müteradif değillerdir. Evet, müteradifle mütesavi arasındaki bu inceliğe de böylece kısaca dikkatinizi çekmiş oldum ki zaman zaman bunların farklılıklarına inşallah yine dikkatlerinizi çekmeye çalışacağım. Şimdi müellif bize burada tam olarak altını çizdiğimiz hususa dikkat çekecek ve diyecek ki el fikir ve nazar. Bakın en nazar evil fikir. Nazar ya da fikir. Huve. Bunları aynı anlamda kullandığı için huve diyor. Huma demiyor bakın. Ayrı ayrı olsaydı huma diyecekti. Aynı anlamda müteradif kabul ettiği için huve diyor. Huve. İcra'un ameliyetun akliyetun fil ma'lumatil hazira li eclil usul ilel matlub. Çok önemli bir cümle bu. Ve üzerinde durup bir anlayalım tam olarak ne söylüyor bize. Değerli izleyenler, bu cümlemiz diyor ki bilinenlere dair malumat, bilinenlere dair bir akli ameliye yürütmektir. Yani bir taakkul, bir akletme icra etmektir. Bir akıl yürütmesinde bulunmaktır. Bir tefekkürdür, bir nazardır. Bir düşüncedir, bir nazardır. Bir bakıştır. Nasıl bir malumat ama? El-hadıra, mevcut. Yani az önce söylediğimiz bilgi, bilinen, bilgi, bilinen, malum. Bakın malumat el-hadıra. Var olan, zaten elde etmiş olduğumuz mevcut bir bilgi üzerinde bir ameliyedir, bir etkinliktir. Akli bir etkinlik ama. El-akliye, akli bir etkinliktir, ameliyedir. Niçin? Neden dolayı? Elde etmek, ulaşmak için. Elde etmek, ulaşmak için. Neye ulaşacağız? İlel matlub, bir matlubumuz, bir amacımız var. Birazdan söyleyecek. Bu matlub ne? Meçhul. Bir bilinmeyenimiz, bir meçhulumuz var. Onu bilinir kılmak istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Elimizdeki mevcut bilgiyi kullanıyoruz. Demek ki nazar ve fikir, burası çok önemli, nazar ve fikir elimizde mevcut bir bilgi. Bakın bilgiden hareket ediyor. O devir lazım gelir deniyordu ya, işte o problem bu. Devir lazım gelmez. Nazari bilgiyi konuşuyoruz. Nazari bilgi her zaman elde hazır bir bilgiyi varsayar. Nazari bilgi. Elde hazır bir bilgiyi varsayar ve bunu, bu bilgiyi nasıl elde ettik, bu bilgiye nereden ulaştık diye soruya bunu kapatır. Bunu sorgulamak caiz değildir. Bu bazen a priori olanlar olur. Zaten bedihiyattan hareket ederiz. Bazen de bizde bir biçimde var olan, elimizde hazır bulduğumuz bir bilgiyi kullanırız. Ve bu bilgiyle bir amacımız vardır, bir matlubumuz var. Vel matlub huve, bu amacımız ise el ilmu, bilmektir. Neyi? Bil meçhulil gaibi, bizim için bilinmez olan. Bizim için bilinmez olan el gaib, el meçhul, bunlar birbirini tekit içindir. Gaib meçhuldür, meçhul da gaibtir. Tekiden gelmişlerdir. Her ikisi birbirine sıfat mevsuf olmaya uygun iki sözcüktür. Dolayısıyla bu meçhulü gaibi bilinir kılmak matluptur. Bunlar bilinmiyor, bunu bilinir kılacağız. Peki bir meçhulü bilinir kılmak ne mümkündür? Bir malumdan hareketle mümkündür. Elinizde bir bilgi yoksa
bir meçhulü maluma çeviremezsiniz. Yani nazar ve fikir diye bir şey söz konusu olmaz. O zaman nazar ve fikir ne oldu? Nazar ve fikir elde mevcut, bakın elde mevcut, var olan bir bilgiyi bilinmeyen bir meçhul ve gaibin bilinir hale getirilmesindeki icra'un ameliyyetun akliyetundur. Demek ki bir bilgiyi, bir bilinmeyeni bilinir hale getirmekteki aklın yürütmenin adıdır nazar ve fikir. Akıl yürütmenin adıdır. Onun için bu akıl yürütme kendisi bizatihi bilinen bilineni bilinmeyen için kullanıyor. Bilineni bilinmeyen için kullanıyor. Onu bilinir haline getirmek için kullanıyor. Bu çok önemli bir husustur. Evet. Onun için sevgili arkadaşlar, ileride tanım bölümünde, tarif bölümünde bunları konuşacağız. Bilgiyi, bilinmeyeni tanımlamada kullanacağız. Tarifte kullanacağız. Ve taakkul, nazar ve fikir bir tanımlamada bulunacak. Bir tarif yapacak. Evet. Ve diyor ki müellif, ve bir tabirin ahir edak, daha açık, daha efendim inceden bir ifadeyle söyleyecek olursak, ya da bizim Türkçe'de böyle daha uygun, daha açık seçik bir şekilde ifade edecek olursak, ennel fikra huve, fikir, dikkatli olunuz, fikir. Bu çok son derece önemli bir tanım olduğu için bunu müsaadenizle vurgulamak istiyorum. Farklı bir renkle vurgulayacağım. Fikrin tanımını yapıyor. Bu tanımların da Arapçalarını biraz aklınızda tutmaya çalışırsanız sevgili arkadaşlar, hem Arapçalarınızın gelişmesine hem de bu bilgilerin sizde kalıcı olmasına fayda sağlar. Fikir neymiş? Huve hareketul akl. Bakın, aklın hareketi. Bunun üzerinde biraz duracağım. Aklın hareketi. Bu aktif akıl demektir. Biraz üzerinde duracağım. Tanımı bitirelim. Beynel ma'lumu vel meçhul. Elimizde ne var? Elimizde bir meçhul var. Bir meçhul var. Bu meçhulü ne yapmak istiyoruz? Maluma dönüştürmek istiyoruz. Bunu malum kılmak istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Malumdan hareket ediyoruz. Yani el intikal minel ma'lum ilel meçhul li en nec'alel meçhule ma'lumen. Malumdan meçhule hareket ediyoruz. Meçhulü malum kılmak için. Şimdi burada hareket eden ne? Akıl. Dikkatli olunuz. Akıl. Peki bu akıl nasıl bir akıl? Dikkat buyurunuz. Bu akıl bilgiyle donanılmış akıl. Yani bir bilgiye sahip, bir veriye sahip. Hazır malumat dedik ya, bir bilgiye sahip. Onun için bu akıl artık müktesebatı olan, müktesep bir akıldır. Müktesep bir akıldır. Dolayısıyla Cabiri derslerimizde o oluşturucu ve oluşmuş akıl farkı üzerinde durduğumuzdaki gibi belli verileri kendisine kodladığımız, belli verileri yüklediğimiz, o veriler üzerinden düşünen bir akıldan söz ediyoruz. Şimdi bu akıl, aklı mücerret değil, soyut akıl, saf akıl, pure reason değil. Soyut akıl değil ya, bu bilgi yüklediğimiz akıl. Yani oraya bilgi yükleyince, ey akıl bu bilgileri işle bakalım diyoruz. İşte hareket budur. Akıl bu bilgiyi işlemeye başlar. Terkipler yapar, düzenler ve sonuçlara gider. Ve bu düzenlemelerle meçhulü malum yapar. Dolayısıyla hareketul akıl,
kendisine bilgilerin yüklenmiş olduğu, bu mükteseb akıl, bilgilerle yüklenmiş akıl, meçhulü maluma dönüştürmek üzere harekete geçer ve bu hareket onda neyi doğurur? Efendim, meçhulü maluma dönüştürmeyi doğurur. İşte buna aklın hareketi diyoruz. Hareketül akıl. Peki, o zaman şöyle diyelim. Hareketül akıl, bunu müsaadenizle şuraya boşluğa indirmek istiyorum. Akıl harekete geçti, işlem görüyor yani. İşlevsel akıl. İşlevsel akıl. Akıl hareket ediyor ve şu anda sonuçlar üretmeye başladı. Böyle bir akıl var ve sonuçlar üretiyor. Bu aktif akıl, faal akıl. Bu kendisine bilgilerin yüklendiği akıl. Malumdan meçhule intikal eden akıldan bahsediyoruz. Ve bu hareket. Hareket. İşte bu hareket fikirdir. Bu fikir hareket sözcüğüyle ifade ediyor müellif. Yani işlemeye başlamış akıl, taakkul diyoruz biz buna. Tefekkür, taakkul, fikir dediği şey budur. Yani işlemeye başlamış aklın adı fikirdir. Bunu mantık tanımında biraz üzerinde durmuştum. Buralarda daha üzerinde dururuz diye de çok detaya girmemiştim. Evet, orada da fil fikri diyordu ya, hatadan zihni, değil mi? Ta'simu ez-zihni anil hata fil fikr. İşte fikir, akıl işlemeye başladığınca hatalı üreme yapmasın, hatalı üretimde bulunmasın akıl. Akıl verileri hatalı kullanarak hatalı çıktılar vermesin. Mantık işte burada devreye giriyordu. Buradaki fikir işte işlevsel akıl, harekettir. Evet. Az kaldı. Çok yorulduğunuzu biliyorum. Doğrusunu isterseniz ben de biraz yoruldum. Şimdi aramızda kalsın. Evet. Bu aramızda kalsın deyince biraz sizi dinlendireyim. Büyük üstadımın, ustamın ruhu da şad olsun. Onu da biraz makamı cennet olsun. Hayırlı analım. Neşet Ertaş ustamız. Bir ilahiyatçı, akademisyen olarak benim biliyorsunuz Neşet Ertaş geleneğiyle de ilgim var. Arada bir oradan da bazı şeyler sizinle arada bir paylaşmam da iyi olur. Hem dinlenmiş zihnimizi dinlendirmiş oluruz. Geri kalan kısmı daha rahat okuruz. Çok doğal bir insandı. Gerçekten çok doğal bir insandı. Bir zerre yapmacıklığı bilmezdi. Yapamazdı, bilmiyor çünkü. Doğasında yok yani. Çok doğal bir insan. Erol Parlak, Allah hayırlı uzun ömür versin. Çok da değerli bir üstadımız o da. İTÜ Konservatuvar'da Neşet ustamıza Fahri Doktor'a verdiler. Boynuna da belge astılar. Fahri Doktor'un gösteren belgesi de var falan. Katılımcı olarak da gazeteciler soruyor Neşet Usta'ya. Diyorlar ki efendim Fahri Doktor'u almak nasıl bir duygu, ne hissediyorsunuz diyor. Da diyor ki vallahi bilmiyorum diyor. Bu Erol Parlak kardeşim boynuma bir şey taktı, neyse diyor. Efendim asıl söyleyeceğim o değil de oraya geleceğim. Çok doğal, çok tabii bir insandı. Ben de aramızda kalsın dedim ya, hani kayıtlara geçiyor. YouTube'da herkesin izleyeceği bir ders yapıyorum. İzleyebileceği bir ders yapıyorum.
aramızda kalsın diyorum. O da tabii ben onun gibi o kadar doğal bir adam değilim, onu söyleyeyim. Ben okumuşum. Okumuş adamlar o kadar doğal olamazlar zaten. Yani mümkün değil. O sözlü kültürün büyük doğal insanıydı. TRT röportaj yapıyor onunla da. Hayatını belgesel yapıyorlar, röportaj yapıyor. O da biliyor yani, kameranın önünde konuşuyor. Diyor ki senden de sır çıkmaz diyor. İki kadeh diyor atmıştım diyor. Gençlik yıllarını tabii. O sonradan usta tabii çok farklı bir manevi şeyleri olan bir arif gerçekten. Senden de diyor sır çıkmaz diyor ona. TRT belgesel çekiyor. Evet. Şimdi ben de aramızda kalsın deyince aklıma geldi, ruhu şad olsun. Bu da sizi biraz dinlendirmiş oldu diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Bu tanımdan sonra, bu önemli tanımın üzerinde durduktan sonra diyor ki وَتَمُرُّ عَلَى الْاَقْلِ اِنْدَ مُوَاجِهَةِ الْمُشْكِلِ. Yani buradaki müşkilden maksat, buradaki müşkilden maksat el meçhul fi tefkirihi. Aklın bu aktive olduğunda, işlevsel olduğunda aklın bir meçhule, onu malum kılmak üzere, bir müşkile, bir probleme, sorunu, onu çözmek üzere yönelmesinde hamsetu edvar, tam beş aşama vardır. Bu beş aşamalı bir süreçtir diyor. Yani aklın bir problemi çözerken, çok çok önemli bir bilgi arkadaşlar, lütfen bunları iyi öğrenelim. Bir problemi çözerken akıl soruna nasıl yöneliyor, onu nasıl çözüyor ve meçhulü nasıl malum kılıyor? Akıl fikre dönüştüğünde, akıl fikir olduğunda, nazar olduğunda bu tefkir hangi aşamaları içeriyor? Şimdi onu anlatacak. Bir, aklın müşkil ve meçhule yönelmesinin birinci aşaması. Muvacehetül müşkil. Ey el meçhul. Yani yöneliyor. Yani problemi vaz ediyor. Ortaya koyuyor. Yöneliyor. Probleme yöneliyor. İki, marifetu nev'il müşkil. Problemin türünü belirliyor. Ne tür bir problemle karşı karşıya? Tasavvuri problem mi? Tasdikata dair problem mi? Mahiyete dair problem mi? Birçok muvacehesi var. Yönleri var. Onun için de diyor ki fakat yuvacehul müşkil ve la yurafu nev'uhu. Çünkü bazen müşküle yönelinir de onun türü bilinemeyebilir. Türü bilinmeden yönelinir. Bazen öyle olur ki hiç türünü belirlemeden problemi çözmeye yönelirsiniz diyor. Bu iyi bir aşama mı? Hayır. İşte akıl çözmeyi düşündüğü problem ve müşkülü çözümlemek için çözümleyeceği problemin türünü belirler. Bir yöneldi, iki türünü belirledi. Bu zorunludur, türünü belirlemesi lazım. Çünkü belirlemeden de bazen yönelinebilir. O zaman da işte verimli sonuç almaz, iyi çıktı almaz. Üç, hareketul akl, dikkat buyurunuz, hareketul akl, minel müşkil, buraya dikkat edelim lütfen. Akıl bazen sorundan el ma'lumat ilel ma'lumat el mahzune indehu. İndehu'daki hu akla raci. El akıl. Akılda verili olan, yani akılda hazır bulunan, malumat hazıra dedi ya yukarıda. Akılda var olan mahzune. Akılda var olan bilgiye problemden hareket eder. Problemin kendisinden bilgiye gider. Yani bu şu demek. Elimizde bir meçhul var.
müşkil var, meçhul. Akıl bunu buna yöneldi. Türünü belirledi. Türünü belirleyince bunu belirlemek bu üçüncü aşamada türünü belirleyince bu tür bir problem hangi ilimleri gerektirir? Hangi ilimlerle çözülür? Bu sorun hangi ilimlerle efendim giderilir? Belirlemek için problemi öne aldı. Problemden hareket etti. Bu önemli bir şey. Problem türü itibariyle ne tür bilgiler gerektiriyor ki bu bilgiler üzerinden onu çözümleyelim? İşte bunun için sevgili öğrencilerim, akıl problemden hareket ediyor. Problemden bilgiye. Niye? Bu problem hangi bilgileri gerektiriyor çözüm için? Bu meçhulü hangi bilgileri kullanarak malum yapabilirimi gerektiriyor? Dördüncü aşama. Hareketul akıl saniyen. İkinci hareket bu. Burada hareketul akıl minel müşkil el hareke el evvel. Bu birinciydi. Saniyen. İkinci bir hareketi aklın. Bu birincisi problemden çözüme malumata gidişti. İkincisi saniyen. Beynel malumat. Bilgiler arasında hareket. Bilinenler arasında terkip yapacak dedik ya, düzenleyecek, verileri, datayı düzenleyecek, o bilgileri işleyecek ve onların arasındaki bu işlemden sonra akıl sonuçlara gidecek. Neden? Lilfas anha. Bu bilgilerin ne tür bilgiler olduğunu, nerede ne işe yarayacak, hangi çözüme işe yarayacak, hangi problem için bunları araştırmak, tespit etmek için bu bilgilere yönelir. Bilgiler arasında terkipler, tertipler yapar. Niye? Bakın. Ve te'lifu ma yunasibul muşkile ve yasluhu li hallihi. Ya. O bilgileri telif edecek, ilişkilendirecek ve onların mevcut kendinde var olan verili hazır bulunan bilgilerin hangileri bu probleme uygundur? Bu tür bir probleme, türünü belirledi ya, bu tür bir probleme uygundur ve onun çözümü için uygundur. Münasiptir. Bunu belirleyecek. Bu da ikinci hareketiydi. İkinci hareketi. Görüyorsunuz az kaldı bitiyor. Beş, bu da hareket salise üçüncü hareketidir. Hareketul akıl minel ma'lum. Bakın burada malumdan. Birinci harekette meçhulden. İkinci harekette bilgiler arası ilişki. Üçüncü harekette bilgiden. Ellezi o bilgi ki istata'a te'lifuhu. Onu o bilgiyi işlediğimizde, telif ettiğimizde mümkün kılar. Neyi? Mimma indehu, aklın yanında bulunan o bilgilerin, akılda var olan, hazır bulunan bilgilerin telifi, terkibi mümkün kılar. İlel matlub, matlubu gerçekleştirmeye. Matlub neydi? Ve mazel matlub? El matlub huvel meçhulul gâib. Nuridu en nec'alaha, ev nec'alehu. Malumen. Biz onu malum kılmak istiyoruz. Neyi? Meçhulü mağlub olan şeyi. Matlubumuz oydu. Bunu nereden yapıyor? Bilgiden hareketle. Bu bilgiyi ki o bilgi ki istita'ı güç getiriyor, imkanı var. Bu bilgi mümkün kılıyor bize. Neyi? Düzenlendiğinde, telif edildiğinde meçhul gayib olan matlubumuzun maluma dönüşmesini mümkün kılıyor. İşte değerli izleyenler, وَهَذِهِ الْاَدْوَارِ الثَّلَاثَ الْاَخِيرَةِ. Şu son üç, bu bir, iki, üç diye konuştuk ya, işte bu son üç aşama
ya da evul harekat es-selas, son üç hareket hiyel fikr, fikirdir. Evin nazar, nazardır. Demek ki hemen hatırlayalım. Müşkilden hareket ederek, onun ne tür olduğunu belirlemek üzere hareket, son üç, bir, iki, üç diye. Bilgiler arasında hareket, bilgiden maksada gitmek için hareket, üç hareket. İşte bu üç hareket, üç aşama, fikir ve nazardır. Bu hada mana, bu şu anlama gelir ki, hareketul akıl, aklın hareketi, beynel malum vel meçhul. Yani uzun lafın kısası, deminden beri tüm anlattıklarımız aklın bilinenden bilinmeyene bir hareketidir. Niye? Bilinenden hareketle meçhulü malum kılmak içindir. Bilinenden hareketle meçhulü malum kılmak için bir harekettir. Hasılı hadise budur kısaca bir cümleyle. Nedir? Fikir ve nazar neymiş o zaman? وَمَا ذَنْ نَذَرُ وَالْفِكْرِ هُوَ حَرَكَةُ الْعَقْلِ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمَچُولِ Yani مِنَ الْمَعْلُومِ اِلَى الْمَچُولِ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ مَچُولًا مَعْلُومًا Meçhulü malum yapmak üzere efendim aklın hareketine fikir ve nazar diyoruz. Bu kavramları lütfen iyi öğrenelim arkadaşlar. Bu aşamaları da. Burada da bir şema var. Bunu inşallah siz zaten incelersiniz. Hulâsetu taksîmül ilim. Ne güzel çizmiş. İlim tasavvur ve tasdik ikiye ayırdı. Hem tasavvurun zarurisi, bedihi, nazarisi var. Hem tasdikinin zaruri ve nazarisi var. Sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler. Sabırla bu uzun dersi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen bunları ders çalışıyor gibi öğrenelim, çalışalım ve ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz meslektaşlarınıza, akademisyenlere, akademik çalışma yapanlara, özellikle lisansüstü çalışma yapanlara, lisansta da zeki, çalışkan, üçüncü, ikinci sınıf öğrencilerine önermenizi de ayrıca tavsiye eder ve beklerim. Tekrar bir sonraki dersimizde inşallah görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi lafızlar bahsine, en önemli bahis demiştim, lafızlar bahsine inşallah bir sonraki derste başlayacağız. Tekrar hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere inşallah.